Merhaba arkadaşlar. SketchUp'ın diğer programlarda olduğu gibi her programın kendine ait has özellikleri ve gizli kalmış bazı özellikleri var. Bu özellikleri iyi kullanırsanız hiç sorun yaşamadan SketchUp'ı çok randımanlı bir şekilde kullanırsınız arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğu arkadaşımız dosyasını kaybettiği zaman, dosyasında yedek dosyasını bulamadığı zaman sıkıntı yaşıyor. Özellikle öğrenci projesi gibi önemli projelerden çalışıyorsanız ve dosyayı bulamıyorsanız o zaman yanlış bir çalışma prensibine sahip olduğunu söyleyebilirim. Birinci olarak dosyanızın masa üstünde çalışma şeklini değiştirmeniz gerekiyor. Bazı bilgisayarlarda dosyada yedek dosyası oluşturmuyor, masa üstü oluşturmuyor. Yani bazı bilgisayarlar belki güvenlik nedeniyle, belki farklı bir şeyden dolayı masa üstünde oluşturmuyor arkadaşlar. Eğer siz çalışacaksanız çalışma biçimi olarak sağ tıklayıp yeni klasör, çalışmanın ismi neyse artık proje diyorum ben. Projenin altına bu dosyayı kaydetmeniz gerekiyor ki bug dosyasını buraya oluşturabilirsin. Yani yedek dosyasını buraya oluşturabilirsin. Yoksa siz dosyayı bulamazsınız arkadaşlar. Window Model Info file kısmına geldiğinizde burada dosyanın kayıtlı olduğu yeri direkt görebiliyorsunuz. Bakın User Ufuk Desktop Map altına kaydedilmiş dosya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bu kısım verilmiş. Şimdi şurada Window Preferences kısmından girdiğinizde arkadaşlar şurada General sekmesinde 5 dakikada bir kayıt kısmı var görüyorsunuz. Ve Create Backup ve Auto Save. Auto Save derseniz hemen şuradaki kısma bakmanız gerekiyor. 5 dakikada bir kaydetsin. Bunu 10 yaparsanız kasılmaların biraz daha önüne geçmiş olursunuz. Create Backup ise yedek dosyasını oluşturduğu yer. Normalde SketchUp SGP yani SketchUp'ın P'sinden bilin. Normalde P olarak kaydeder. Create Backup'ı da SGB yani backup dosyasının baş harfi olan B harfiyle oluşturur arkadaşlar. Bu nerede olur? Bu bağlı olduğu klasörün altında olur. Eğer siz arama yapma zahmetinden yani dosya nerede, nereden bulacağım, nerede olabilir gibi bir zahmetle uğraşmamak için bir klasör açıp bu klasöre tarih veya normal çalışma saatinizi verip devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın yedek dosyasını nereden bulabilirim? Şimdi bu dosyayı kaybettiğinizi düşünün ve yedek dosyayı nereden bulabilirsiniz? Hemen bunun bağlı olduğu dosya biçime gitmeniz gerekiyor. Yani nedir? Buradan göstermiştik. Window Preference kısmına geldiğimizde şuradaki neredeydi o? Window Model Info kısmındaki file kısmında dosyamızın olduğu yeri belirtiyor. Bakın şurada dosyam benim buradaymış. Yani siz dosyayı aramayın dosya nerede diye. Belki masa üstünüz çok kalabalık olur. Burada nerede olduğu belirir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben geliyorum şimdi bakın. Klasör simgemi açtım. Hızlı erişim kısmına tıkladım. Sağa tıkladım. Yapıştır dedim. Enter'a bastım. Bakın. Bu benim dosyamın yani şu dosyanın bütün kaplamalarının olduğu yer. Şimdi burada karmaşa var. Çünkü kaplamalarda olsun, modellerde olsun hepsi burada. Ama benim arayacağım kısım yedek dosyası arkadaşlar. Arama kısmına geldim. Yıldız nokta SGB dedim bakın. B. Enter. Gördünüz mü? İki tane yedek dosyası oluşturmuş arkadaşlar. Hatta üç tane bakın. Bir, hatta dört tane. Yani ben isim verdikçe kendisi yedek dosyası oluşturmuş. Yıldız nokta SGB Bursa'nın B'si yazdım. Enter'a bastım. Ve 1, 2, 3, 4 tane yedek dosyası oluşturmuş. Bunlar da SketchUp içerisinden File'dan Open diyerek Map klasörüne giderek yine sağ alttan All Files kısmından yıldız nokta yıldız seçerek dosya adı kısmına da yıldız nokta SGB Enter dediğinizde çıkan buradaki dosyaları açabilirsiniz arkadaşlar. Açtığınızda sizin yedek dosyanız artık kurtarılmış olur. Eğer kaç tane yedek dosyanız varsa bakın yedek içerisinde en son yedeğiniz yani en son yapmış olduğunuz düzenleme sizin en son dosyanızdır. O dosyayı tekrar file'dan save ederek güvenli bir yere taşıyın arkadaşlar. Ayrıyetten düzenli çalışmak için mutlaka bir klasörün altında olması gerekiyor dosyanın. Klasörün altında olursa yedek dosyanız oluşur ve hızlı bir şekilde çalışma imkanına sahip olursunuz. Ve bu şekilde arkadaşlar çalışmanızı kurtarmış olursunuz. Yedek dosyası önemli bir dosya. Sizin projeleriniz önemli olabilir, hızlı çalışıyorsunuzdur, müşteriye dosya gönderiyorsunuzdur ve ana dosyayı belki silmişsinizdir kazara.
İşte o zaman yedek dosyası devreye girer arkadaşlar. Mutlaka buradan Window'dan referans kısmından arkadaşlar buradaki general kısmından Great Backup sekmesinin tikli olduğuna özen gösterin. Auto save 10 dakika olabilir. 5 dakikada her 5 dakikada bir kasılıyor çünkü kendi kaydetmeye çalışıyor. Render motorlarında da her 5 dakikada bir kaydetmesi iyi değil aslında. Bunu 10 dakika yaparak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Faydalı olduğunu düşündüğüm bir konu arkadaşlar. Çünkü özelden bize bu konuyla ilgili çok sorular geliyor. Yedek dosyasını bulamıyorum ve açamıyorum gibisinden. Gayet net ve akıcı bir şekilde anlattım arkadaşlar. Dersi beğenmeyi ve derslerimizi tavsiye etmeyi unutmayın. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.